Herkese merhaba kıymetli izleyenler. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün gerçekten tarihi bir hikayeyle karşı karşıyayız. İnanılmaz bir abimizi keşfettim. Muazzam bilgilerle dolu, çok güzel bir hikayesi olan bir abimizin bugün misafiri olacağız. Demir abimizin bugün evine konuk olacağız arkadaşlar. Atatürk döneminden hikayeler, mübadele döneminden hikayeler. Burası bir Rum köyü. Buradan göç edenler olmuş, oradan buraya göç edenler olmuş. Kendisi de bunların canlı tanıklarından. Eşi var Maria Hanım. Kendisi bir Yunanlı. Artık Türkiye'ye ne olmuş? Gelin olmuş diyelim değil mi artık? Kendisi de bugün tüm misafirperverliğiyle bizi ağırlayacak evinde. Yılın bazı günleri Yunanistan'dalar, bazı günleri Türkiye'deler. Kendisinin büyükleri, ataları, dedeleri Türkiye'den göç etmiş. Gerçekten o günü yaşamış insanlar. Demir abinin evine doğru konuk olacağız. Şimdi fazla uzatmadan eve doğru geçelim. Demir abiden bugün ne hikayeler dinleyeceğiz? Şöyle ufak ufak buyurun isterseniz. Evet, şimdi Demir abinin evine geldik arkadaşlar. Eşsiz bir misafirperverlikle karşılaştık. Gerçekten bunun için kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum. Estağfurullah. Demir abi, kapılarını bugün bize açtın. Bilgi birikimini bugün bize açacaksın birazdan inşallah. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri gördük, daha da iyi olduk. Çok teşekkür ederiz, biz de öyle. Demir abi, bugün sizi öncelikle kendinizi, sonrasında hikayenizi öğrenmek için buradayız. Demir abim kimdir? Nerelidir? Nedir abi konu? Benim adım Erhan Özbek. Çanakkale'liyim. Emekli deniz astsubayıyım. Kalp ameliyatından sonra Maria Hanım bana nasılsın deyince Demir gibiyim dedim. Adım Demir kaldı. Şahane. Hoşuma da gidiyor bu ve beni bütün Yunanistan'da herkes eniştelerini Demir olarak tanıyorlar. Evet. Gayet rahat da telaffuz edebildikleri için. Bu arada girişte de bahsettim. Demir abimizin çok kıymetli eşi Maria Hanım da burada. Kendisi artık değil mi? Gelinimiz Türkiye'de değil mi? Mursallı gelini. Mursallı gelini. Maria Hanım merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok ne zamandır buradasınız? Ne kadar zaman? 12 sene oldu. Oldu ama zaman zaman gidiyoruz Yunanistan'a. Biraz orada, biraz burada. Biraz orada, biraz burada. Şahane, çok güzel, çok güzel. Çok sevindim sizin adınıza da. Teşekkür ederim. Demir abi, şimdi bu köyde, değil mi? Rum köyü zamanında. Burası Rum köyü. Bir hikayesi buradan mübadele olmuş, gidenler gelenler. Sen de soruyu nasıl soracağımı bilmiyorum abi. Çünkü yani Demir abi arkadaşlar, yani konuya o kadar araştırmış, neler, yani bilgi dolu. Senden abi bir şeyler dinlemek isteriz burayla ilgili. Mursallı köyü eski bir Rum köyü burası ve çok zengin bir Rum köyü. Bu bölgede üretilen zeytin gibi, zeytinyağı, incir, incir ürünleri, tütün, özellikle tütün çok fazla ve pamuk ürünleri bu noktada toparlanıp buradan Kuşadası üzerinden Samos Adası'na, İzmir, Çeşme üzerinden de Sakız Adası'na nakli sağlanmış. O kadar zengin bir köy ki, köyün etrafında atlı muhafızlar gezermiş zamanında, mübadele öncesinde. Mübadeleden sonra buradakiler olduğu gibi, hikayesini hepimiz biliyoruz, 1923 yılında alınan bir kararla buradaki insanlar Yunanistan'a gönderilmiş. Orada Evya Adası, Eğriboz Adası'nda Neo Mursal adında yeni bir köye yerleştirilmişler. Buraya gelen halkımız da birinci öncelikle Grevane şehrinden Burdur'a nakledilmiş. Fakat Burdur'da havasından, ortamından dayanamadıkları için daha uygun bir yer aramaya başlamışlar. Bu konuda da Ankara'ya müracaat etmişler. Biz daha farklı bir yer istiyoruz diye.
Ankara'da Atatürk'ün emriyle bulundukları yerler değiştirilmiş. Burdur'a bir yazı yazılmış, Aydın'a bir yazı yazılmış. Karşılayın, Mursallı Köyü'ne yerleştirin diye. Halkımız buraya gelmiş, Mursallı Köyü'ne yerleştirilmiş. Ben kabul ediyorum ki bu köyü kuran kişi Atatürk, Sayın Atatürk. Atatürk'ün kurduğu köy burası. Çok ilginç bilgi. Çok çok ilginç bilgi gerçekten de. Daha sonra Atatürk'ün herhalde buraya bir gelişiyle ilgili bir konu var değil mi Demir abi? 1937 senesinde Ekim ayında Ege Manevraları adı altında yapılan faaliyette Atatürk'ümüz İsmet Paşa ile birlikte burayı ziyarete gelmiş. Çamlı'ya kadar trenle gelmişler. Çamlık'tan buraya Germencik ve Mursallı'ya otomobille gelmişler. Köyün hemen yukarısında bulunan Tarasut Tepesi'ne yürüyerek çıkarken Atatürk'ümüzün rahatsızlığı nüfuz ettiği için çıkamamış, at istemiş, atla çıkmış. Oraya gidip göreceğiz zaten biraz da. Buradaki manevradan sonra da geri dönüş istemiş ve Pozantı'dan Ankara'ya tekrar dönüş yapmış. Burası Atatürk'ün son ziyaret ettiği köy. Bundan başka Türkiye'nin hiçbir yerinde başka bir yeri ziyaret etmedi. Zaten kısa süre sonra da kendisini Ankara'dan İstanbul'a götürmelerini istedi. Ve İstanbul'a gitti biliyorsunuz. Vefatı Allah gerçekleşti. Allah rahmet eylesin orada. Evet. Dolayısıyla en son nefes alıp verdiği yer burası. Peki buraya geldiğinde Demir abi o müracaatın yapıldığını, işte Burdur'dan buraya nakledilen köy olduğunu, ya o köy burası mıdır gibi bilgilere hakim miydi buraya bu geldiğinde? Bu köyden onu söyleyecek birisi... De, o cesareti bulacak birisinin olduğunu zannetmiyorum. Ama Atatürk böyle çok müthiş bir zekası olan bir kişi, unutulmayacak bir kişi. Yerleşimlerine izin verdiğim köyü bir dolaşayım dediğinin söylentileri var. Böyle bir söylenti konuya var. Da bir yandan hakimmiş değil mi? Yani. Peki az önce bahsetmiştin Demir abi, bir madalya verilmiş. Bu köydeki muhabbetten, daha doğrusu ikramlardan dolayı, kendisine gösterilen saygılardan dolayı köyümüze bir tane madalya vermiş. Ege Manevraları'nın takdim ettiği bir madalya ve bir tane teşekkür yazısı sunmuş. O her iki evrak da şu anda muhtarlığın kasasında gizli. Özür diliyorum, saklı. Çok kıymetli. Muhtarlık kasası çok kıymetli. Çok kıymetli. Kıymetli. Hediyesi. Ve şöyle, şimdi çok güzel bir konuya daha değinmek istiyorum. Konu çok gerçekten, ben artık bildiklerimi soruyorum. Yoksa Demir abiye bıraksak onda bitmez detaylar. Burada Atatürk'e bir ikramda bulunulmuş. Bir yemek ikramında bulunmuş. Germencik'te. Germencik. Ben abi hiç yanlış söylerim. Direkt bunu detayıyla sizden öğrensek. Manevraların sonunda öğle yemeği için Germencik'e davet edilmiş. Germencik'te kendisine ekşili tavuk, Gorruklu ekşili tavuk, daha doğrusu tam buranın yöntemini ağzımla söyleyeyim. Gorruklu ekşili tavuk ikram edilmiş. Onu ikram edenler, torunları hala hayatta Germencik'te, lokantalarda var. Ve ekşili tavuk o kadar çok hoşuna gitmiş ki Atatürk'ün tarifini istemiş. Tarifini almış Ankara'ya götürmek için. Orada yapıp yapamadığı meşhur. Yapılıp yapılamadığı, ikram edilip edilemediği meçhul. Ben de buradan yola çıkarak, madem ki atamız bu yemeği çok sevmiş, bu yemeğin adının ata beğendi olarak değiştirilmesini teklif ediyorum. Çok güzel olur ya. Gerçekten yakışan da bir isim olur. Evet. Bu yörede de olmuş. İnşallah o zaman, bir gün onu yeme şansımız bir O zaman zamanını ve saatini siz ayarlayın. Tamam. Sizi ata beğendi yemeğe ikram davet ediyorum. Çok çok güzel olur. Vallahi memnuniyetle biz de çıkar geliriz oraya. Evet. Gerçekten köyde tarihi anlatmakla bitmiyor. Bir Atatürk dönemiyle ilgili tarihimiz var, bir de Rum dönemiyle ilgili tarihimiz var. Özellikle bugün bir kilise var köyde. Kilise ona mi? Da biraz biz bakacağız. Bir ona da değinsek, onunla ilgili neler var köyümüz abi? Köyümüz Rum köyü, Taksiyarçis Kilisesi, baş melek demek. Ve Ortodoks kültüründe de, din kültüründe de baş melek çok önemli bir kilise. Sadece burada olduğunu düşünmeyin. Birçok farklı yerlerde de baş melek kilisesi var. Taksiyarçı denen baş melek kilisesi var. Şu anda Neo Mursallı'da, Eğriboz Adası'nda Neo Mursallı'da da bir tane baş melek kilisesi var buradan gidenlerin. Kilisemiz çok güzel bir yapı ama mübadeleden sonra çok hor kullanılmış. Sinema salonu yapılmış, düğün salonu yapılmış, içinde araba boyanmış. Gerçekten meyhaneden çıkanlar içerisini kirletmişler.
Ama son muhtarımız kapılarına bir kilit vurdu. İçeriye kimseyi sokmuyor şu anda. Oranın onarımı veyahut da tadilatla ilgili belgeler de şu anda Ankara Kültür Bakanlığı'nda. Araştırmalarını yaptık biz. Germencik Belediye Başkanı Sayın Fuat Öndöç sağ olsun ilgilendi. Demir abi dedi bizden çıkmış. Ankara Kültür Bakanlığı yapacak. Hatta buradan tekrar yazı yazıldı. Yani bize devredin belediye olarak biz tadilatını yapalım diye. Ankara biz yapacağız dedi vermedi. Şu anda Ankara'da. Yani bakıldığında abi çok kıymetli hikayeler var. Çok. Köyle ilgili. Fakat bilinirlik durumu birazcık galiba zayıf. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ya benim eksikliğimdir ya artık duyulmamıştır. Bilmiyorum o konuda tam kesin bir şey söylemeyeyim. Çok bilinmesi görülmesi gereken bir nokta diye söyleyeyim ben size. Gidip göreceğiz. Ben şöyle söylüyorum. İlgililer bilgisiz, bilgililer ilgisiz. Bundan çok dolayı güzel. Sıkıntı yaşanıyor. Evet. Peki yine hani yöreyle artık konuştuk. Bir de yöresel bir şey var. Az önce burada bir tadına bakma fırsatımız oldu mesela. Burada yaşayan ilgili, tarifiyle ilgili bir ilginç bir konu sanırım. Onu sizden öğrenebilir miyiz? Burada yaşayan Rum vatandaşların zamanında kendileri için imal ettikleri, ürettikleri incir ekşisi. Salatalarda, çorbalarda vesairelerde kullanıp aynı zamanda da kış günlerinde çocukların boğaz rahatsızlıklarında hastalığın tedavisinde, ateş düşürmelerinde kullanılırmış. Ben burada bunun olduğunu gördüm. Atina'ya kadar takip ettik. En sonunda Maria Hanım'ın enesinin defterinde tarifini bulduk. Kendileri buradan gidenler zaten değil mi o zaman? Buradan gidenlerden. Onların tarifini orada bulduk. Ben yaklaşık 5 veya 6. yıldır üzerinde çalışıyorum bunun. İşte kimisi çok ekşi dedi, kimisi az ekşi dedi. En sonunda da şu hale geldik. Dema incir ekşi. Demir Maria olarak da patenti de alındı. O Dema oradan geliyor. Dema oradan geliyor. Şahane detay, şahane evet. Dema, Demir ve Maria isimleri harika. Oradan geliyor. Çok güzel. Üretim izni de alındı şu anda. Ama beni bunu üretip bunun fabrikasını kuracak imkanımız da yok. Tabii. Bunun imkanımız da yok. Ancak kısa ufak miktar üretebiliyorum. Yatırımcı arıyoruz. Vallahi gerçekten. Ben tadına baktım az önce. Hatta Demir abi ikram ettiği birkaç yemek vardı. Onların üzerine dökün dedi. Yani etle birlikte dedi. Birçok yerde kullanılıyor ve çok lezzetli. Her şeye de uyan bir tadı var galiba. Bilmiyorum bana mı öyle geldi. Keşke herkesin imkanı olsa yani bu üretilse seri bir şekilde. Herkes ulaşsa kolayca. incir-x.com sitesi de var değil mi? Orada sitesi hikayesi de anlatılıyor galiba. Hikayesi anlatılıyor. Bana, tarifi var mı? Oradan tarifi çalabiliyor muyuz? Tarifi, bakın. Ham maddesi bunun incir pekmezi birincisi. İkincisi incir sirkesi. Bu bölgede incir pekmezi bulamadığım için Gaziantep'te buldum, oradan getirtiyorum. Bu bölgede incir sirkesi bulamadığım için Eskişehir'de buldum, oradan getirtiyorum. Üçüncü maddesi de gizli kalsın. Gizli kalsın değil mi? Hepsi söylenmez. İçinde kesinlikle kimyasal madde yok. Peki bununla ilgili abi de korona döneminde herkesin artık neye sarılsak diye böyle uğraştığı dönemde bir şeyler vardı. Onlarla ilgili bahseder misin abi? Birinci öncelik bizim ürünümüz ilaç değildir ama Sibel Önbaş hanımefendi, İzmirli, Lezzet Hikayeleri televizyon programı yapımcısı bir şekilde bana ulaştı. Beni İzmir'de programlara davet etti. Oradaki etnikliklere katıldık. Kendisi tattı. Özellikle de soda içine bunu ikram edip, ilave edip yazın serinletici olarak kullanmakta çok iyi olduğunu söyledi. Kendisi korona olduğunda koronanın öksürüğünü ancak bununla yendiğini söyledi. Kendisi telefon etti. Buradan hemen bir koli tekrar gönderdik. Ve kendisi sıhhate kavuştuktan sonra, Allah uzun ömür versin bu arada kendisine de, Facebook'ta da bu anısını paylaştı. Çok güzel bir detay. Evet. Çok güzelmiş. Facebook'ta paylaştı. Peki. Öksürüğü keser. Şahane. Artı yine İzmir'de senin gibi bir YouTuber hanımefendi, 5 yaşında bir kızı varmış. Devamlı kısa kısa kesik kesik öksürüklerle geçinirmiş. 3 gün sonra onun da öksürüğünü kesildi. Bana kendisi anlattı. Hala söylüyorum bu ilaç değildir. Tabii en önemlisi İddia o. İddia etmiyorum. Gerçekten yani. Böyle. Onlar söyledi yani. Küçük bir köyde yani böyle minimal bir ortamda bunun böyle bir ortaya çıkmış olması artık hani bilmeyenler için faydalı olur belki yani. Araştırsınlar, ulaşsınlar. Bununla da buluşsunlar. Yani. Peki bu arada Demir abi emekli asker, denizci Demir abi. Denizciler değil mi? Gezerler, liman liman dolaşırlar. Demir abi, Maria Hanım'la nasıl tanıştın?
Nerede tanıştın? Hadi Pali. Bir taraf Atina, bir taraf Türkiye'de. Maria Hanım Atina'da mı yaşıyordu? Hadi Maria sen söyle. Sizin Maria Hanım Atina'da mı, Atina'da mı yaşıyordunuz? Atina'da doğdum. Ne zaman babam çok genç oldu. Kazadan pilot idi. Şehit kızı. Öyle mi? Onlarda da askeri şehitlik pilot var. Askeri pilot. Şehit kızı. Babam Türkçe konuşuyordu. Ben öğrenmedim. Söyledim tamam İngilizce konuşuyorum, İtalyanca konuşuyorum. Türkçe konuşmuyorum. Babam konuştu. Öğrenmek istiyorum. Emekli oldum. Geldim Kuşadası'nda bir dil okulu idi. Siz özür diliyorum. Ne iş yapıyordunuz orada? Yunan Hava Yolları'nda. Çok güzel. Computer. Oo, süper. Computer. Sonra emekli olunca evet, buraya. Biz özel agreement. Anlaşma. Vardı. 25 sene çalışıyoruz ve emekli olabiliriz. O zaman erken oldum. Ben söyledim ne yapacağım? Türkçe. Nasıl öğreneceğim? Türkiye'ye gideceğim. Kuşadası'na bir okul vardı, dil okulu. Geldim ve başladım Türkçe. Türkçe öğrenmek için? Evet, sonra Erhan Aymet, Met. Tanıştık. Tanıştık. Kuşadası'nda. Kuşadası'nda. Çeşme'de tanındık, tamam. Çeşme'de tanındık. Kuşadası'nda geldi, gitti, öyle. Çok çok güzelmiş ya. Harika bir hikayeniz de varmış. Sizin dil öğrenmeyle ilgili hedefiniz, amacınız buralara kadar gelmenize sebep olmuş. Ve böyle güzel bir yuva kurulmuş. Size çok uzun ömürler, sağlıklı, mutlu, çok güzel bir ömür diliyorum. Yani öncelikle bunu söyleyeyim. Siz de çok nazik, çok kibar, çok 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 iyi birisiniz. Çok misafirperversiniz. Bunlar için size de çok ayrı ve çok lezzetli yemekler yedik. Müthişti. Ya bunlar bir şey değil. Bu yemek Yunan çocukları büyüyor. We are raising our children. Büyük çocuklar bu yemekle büyüyormuş. Çok güzel. Çok seviyoruz. Aceleye geldiği için daha farklı kardeşim şeyler de düşünüyor. Kardeşim çok seviyor. İnşallah ben de hakkına seviyorum. Annem her hafta yapıyordu. Bunlar bence çok amatör değil. Hepsi profesyonel, şahane yemeklerdi. Belli oluyor. Çok güzeldi. Evet. Ve burada bazı yemeklerde de bizim çok tanımadığımız işte bu Yunan usulü, bu Yunan tarzı gibi bir şeyler ikram etti. Bize çok farklı şeylerdi, çok farklı lezzetlerdi. Onları deneyimledik. Şimdi abi mübadele döneminden de bahsettik. Maria Hanım'ın sonradan buralı olduğunu öğrenmesi, köklerinin buraya dayanması, bunun hikayesini çok merak ediyoruz. Bunu senden dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Çok ilginç bir hikaye. Maria Hanım bundan birkaç yıl evvel bir böbrek problemi yaşadı. Böbreğinde kist var dediler. Kansere gider bunun ucu. Acil ameliyat olması gerekiyordu. Doktoru bulamadık, hastane bulamadık. Türkiye'de mi oldu? Atina'da oldu evet. Olay. O hastane bulamadık. Ben birkaç ay sonraya gün veriyorlar. Yani bulamamamızın sebebi bu. 6 ay sonraya gün verdiler. 3 ay sonraya gün verdiler. Ameliyathane bulamadık. Fakat Maria Hanım'ın şehit kızı olduğunu ortaya çıkartınca Yunanistan Hava Kuvvetleri Hastanesi'nde bize özel bir ameliyathane açıldı. Hemen telefon ettiler. Ya ertesi gün gel ameliyatını alalım dediler. Başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Hiçbir tehlike yok. Ameliyattan sonra nekhat devresinde herkes geçmiş olsun dileklerini sunarken Maria Hanım'ın vaftiz kızı. Maria Hanım o kızı vaftiz ettirmiş. Vaftiz kızı arada nona nasılsın geçmiş olsun diye. Sohbet esnasında Maria'nın Mursallı'da yaşadığını söyleyince kız şaşırdı. Aa dedi bizim dedi soy ismimiz Mursalyotis. Mursallılı demek. Bağlantı buradan kaynaklandı. Daha sonraki damatla da konuşmamızda anne taraflarından akraba, kuzen akraba oldukları ortaya çıktı. Hemen akabinde de Antonius ve eşi Vasiliki bu köyü ziyarete, büyük dedesini ziyarete geldiler ve çok güzel bir şey söyledi. Bilseydim nikahımı bu köyün kilisesinde yapardım dedi. Çok güzelmiş ya. Ne kadar ilginç. Çok ilginç. Ve bunu sonradan ansızın ortaya çıkması. Evet.
Çok ilginç, çok ilginç yani. Bir şey yani. Ve onun arkasından yine öğrenmek istediğim bir detay daha var abi. Artık ben birazcık konuları yakaladıktan sonra az önce bahsettiğimiz şu böyle lezzetli, meşhur incir ekşisinin tarifi, gizemli, gizli o tarifinin, vermediğiniz o tarifin ortaya çıkışının hikayesi. Çok çok değişik arkadaşlar, burada bakın. Bir dinleyin, ben duyunca inanamadım kulaklarıma. Bunu da sizden müsaadenizle dinlemek isteriz. Bu köyde hazine var. Herkesin bildiği, kabul ettiği bir şey bu. Bu köy başlı başına bir hazine. Daha evvelden bu köyde yaşamış olan Antonis dede, eşi Irini Yaya nene, bir gece Maria Hanım'ın rüyasına giriyor. Kızım diyor, sen diyor Mursallı'ya boşu boşuna gitmedin, biz seni diyor oraya gönderdik. Mursallı'da diyor hazine var, hazine hala orada duruyor, git bu hazineyi bul. Ve mezarlık yanında bir zeytin tarlasını ve üzerinde de iyi harfi olan bir ağaç tarif ediyor. Günlerce aradım. Ama mevcut mezarlığın yanında böyle bir zeytinlik yok. Kaybolmuş mu acaba? Daha sonra eski mezarlık olduğunu öğrendik. Şu anda eski mezarlığın olduğu yerde ilkokul var. Onun yanındaki bir arsanın içinde ağacı bulduk. Hazineyi de bulduk. Yerini de tespit ettik, bulduk, çıkarttık. Küp orada. Hemen bak, küçük bir yerde bir küp. Detayını birazdan verelim onun da. Bu küpün içinde çıktı öyle mi? Aşağıdaki. Onu gösterelim birazdan. Bu küpün içinde yağlı kağıtlara sarılmış, yağlı bezlere sarılmış incir ekşisinin tarifi çıktı. Yunanca yazılmış. Onun tarifi çıktı. Abi bu çıktı. Çok muazzam. Hazine bu. Ben bunu gerçekten çok etkilenmiştim bunu duyduğumda. Bugün de yüz yüze sizden bunu alma şansımız oldu. Çok muazzam bir bilgiymiş gerçekten. Teşekkür ediyorum. Şimdi Demir abi, biz buraya gelmişken bir de kiliseye, bir Başmelek Kilisesi'ne gidelim. Ne? Ondan sonra orada bir fermante üzüm suyu mu diyeyim artık ona, ne diyeyim? Reçine dedi Demir abim buna. Şöyle. Reçine. Şu su kabağının içinde arkadaşlar. Bu da herhalde biraz daha serin tutar değil mi Demir abi? Onunla ilgili olabilir belki de. Çok güzel bir sunum. Şöyle bir sürahi gibi bunu artık düşünmelisiniz. İçinde bir ne var abi? Şarap var yani Türkçesi. Onun içine değil mi? Şöyle. Şunun içine şöyle reçine özüyle birlikte yapılmış. Bu artık böyle Yunan usulü şarap mı oluyor evet. Emir abi? Bu bir Yunan usulü şöyle sarı reçine bir... Reçine tadında Yunan şarabı. Reçine tadında. Burada gerçekten tam bir kültürler böyle dayanışması, kültürlerin kardeşliği kaynaşmasını yaşadık. Çok güzel böyle o kültürlerin eski yeni tarihini dinledik. Atatürk döneminden tarihler dinledik, Yunan tarihleri dinledik, Rum tarihleri. Ve Rum tarihiyle ilgili de şimdi çok güzel yerinde bir araştırmayla kiliseye gideceğiz. Başmelek Kilisesi. O dönemin ve hala daha şimdi içinde bulunduğumuz dönemin çok önemli dini yapılarından bir şeymiş. Onu yerinde gözlemleyeceğiz. Orada da orayla ilgili küçük detaylar alacağız. Sağ olsun muhtarımız kapılarını açacak değil mi? Normalde evet, arayacağım kapalı. Şimdi muhtarımızı, gideceğim. Oraya geçeceğiz. Yine oradan da Demir abinin bilgilerinden, belgelerinden hepsinden yararlanacağız. Videoya devam ediyoruz. Şimdi az önce bahsetmiş olduğumuz Başmelek Kilisesi miydi abi? Taksiyarsis Başmelek Kilisesi. Taksiyarsis. Ben artık çok dönmüyor dilim ama Başmelek Kilisesi'ne geldik. Burayı şimdi size gezdireceğiz arkadaşlar. Şöyle bu taraftan geçelim Demir abi. Şöyle gezelim. Burası kapı değil. Burası kapı değil. Burası kapı değil. Kapı asıl yan tarafta kapı değil mi? Kapı asıl yan tarafta. Burası bizim camiye uyarlarsanız mihrap denilen yer. Burası kapalı bir yer. Bu ayinde rahibin, papazın dikeldiği yer değil mi? Evet. İçeride dikeldiği yer. Kapı dikildiği sanırım yan tarafta burası. Ve zamanla kapatılmış. Burası... Düğün salonu ve burayı, düğün salonu ve sinema yaptıkları için, daha sonra orada incir deposu yaptıkları için bunları kaldırmışlar, bu kapıyı. Burayı sinema yapmışlar. Düğün salonu, düğün salonu yapmışlar. Araba boyamışlar. Gerçekten... Abi buyurun. Birisi, estağfurullah, birisi buranın orijinal kapısını almış, evine götürmüş. İyi ki götürmüş. İyi ki götürmüş. Bu köyde mi şu an? Bu köyde. O kapı şu anda bu köyde duruyor.
kilisenin şu an yerinde olmayan orijinal kapısı arkadaşlar. Bakın arkamda görmüş olduğunuz evde kilisenin 1860 yılında yapılan o kilisenin orijinal kapısı. Şu an köyün içindeki bir evde takılı bu kapı. İyi ki de alınmış, buraya getirilmiş. Belki kapıyı şu an hiç bulamazdık, hiç yerinde olmazdı. Kapının detaylı görüntülerini de bu şekilde size videonun içinde aktarmak istedim. Şimdi şöyle derinlemesine Mehmetciğim ver bir görüntüyü. Kilise böyle. 1860 yılında yapıldığı söyleniyor arkadaşlar kilisenin. O dönemin Rum kilisesi. Yani Ortodoks kilisesi. Ortodoks kilisesi pardon. Çok hani tahribata uğramış değil mi? Az önce bahsettik ama yine şahane detaylar değil mi Demir abi? Ne kadar güzel işlemeler. Her şeyleri yerli yerinde. Şahane. Az önce küçük de bir şöyle Demir abiyle birlikte dolaştık. Birkaç detaylar var. Ben şimdi size onlardan şöyle ufak ufak bahsetmek istiyorum. Mesela Demir abi az önce anlattın. En çok ilgimi çekenlerden biri. Mehmetciğim şöyle bu tarafa ya da şöyle çapraza seni bir alabilir miyim? Burayla ilgili bir şey söyleyeceğim çünkü. Şimdi şurada bir alan varmış. Demir abi yanlışsam sen beni düzelt. Burada rahibin dikeldiği alan. Şuradan bu tarafa kadınlar geçemiyor. Kadınlar geçmesi mümkün değil. Buradan İnançları böyle. Kadınlar bu tarafa geçmiyor. Geçemiyor. Hatta Demir abi anlattı dedi ki eşi Maria Hanım geldiğinde ya hani geç bu tarafa geçemem diyormuş. Mümkün değil. Çarpılırım. Yani hani öyle bir inanç. Dini olarak buradan buraya geçmek çok yanlış bir şeymiş değil mi? Öyleymiş. Çok iyi. Burada vaftiz taşı varmış. Hmm. O da burada. Vaftiz taşının olduğu yer şurası ama şu an burada, yerinde burada değil. Bu dikili vaziyette burada olması gerekiyor. Hatta şu ortası değil mi? Evet, kase şeklinde. İçine su var. Kutsal su dedikleri, işte okunmuş su ve yağ var içinde. Zeytinyağı onlara göre çok kutsal bir yağ. Hı-hı. Okunmuş suyla çocukları vaftiz ediyorlar onun içinde. Durduğu o taş yer, da bu. Asıl burası. Asıl yer burası. Çok ilginç. Atılmamış, en azından bir yerde kalmış. En azından kalmış. İkinci olarak Demir abi anlattığın çok ilginç bir şey daha. Bakın arkadaşlar şimdi size ne göstereceğim. Şöyle şuradan da şunu elime almak kaydıyla bir şey anlatacağız. Demir abicim buyur sendeyiz. Burada daha evvelden buraya ait olan bir papazın, papaz din görevlisi, bizde papaz dedikleri zaman kötü anlam çıkar. Evet. Değil, din görevlisinin mezarı burası. Burası bir mezar. Burası bir mezar. Üzerinde yazılar var. Üzerinde sanırım de yazılar var. Şöyle ben bakın üzerine biraz bir su dökerek şöyle şu yazıları daha net okunur hale getirmek istiyorum. Şöyle bakın üzerinde hala o günkü işlenmiş gerçek o güne ait yazılar burada. Muhtemelen artık buranın ya en önemli papazı ya da ilk kurucu papazı. Hatır sayılır. Maria Hanım'a okuturuz onu. Evet evet Maria Hanım. Okuyabiliyor. Demir abinin eşi Maria Hanım arkadaşlar bunu okuyabiliyor. Eğer okuttuysak ben muhtemelen altyazıyla şu an burada ne yazdığının bilgisini de size aktarıyorumdur. Şu an için bir fikrim yok. Az önce Demir abi söylediğim bir şey daha. Dedin ki papazın evi buraya 500 metre yakındaymış. Bir bahseder misin tekrar? Buradan 500 metre kadar ileride papazın evi varmış. Tabii mübadelede o da gitmiş. O papazın evinden buraya kadar alttan gelen bir tünel mevcutmuş. Şu anda benim yaşımda olan kişiler çocukluklarında o tüneli hatırlıyorlar. İçine girdiklerini söylüyorlar. Ama zaman içinde o tünel kayboldu. Şu an tünel yok. Şu anda tünel yok. Evin olduğu yer belli, evde yok. O evde kaldırılmış. Bana söylediklerine göre şu köşenin ilerisi dediler. Şu köşeden. Bu köşenin ilerisi. Devam ediyor, ileriye gidiyor. Yaklaşık 500 metrelik civarındaymış. Papaz hiçbir şekilde buraya gelirken gözükmezmiş. Evine buradan gider, oradan girermiş. Adetleri. Çok ilginç. Alışkınlar. Ya. Gerçekten evet. Ortaya ama çıkarılmasını. O da kaybolmuş. Çok isterdim onun ortaya çıkarılmasını. Mutlaka duruyordur çökmeler, göçmeler olsa da tabii küçük bir operasyonla çıkartılabilir. Demir abi bir üst katı var. Küçük şöyle yarım bir üst katı. Asma kat fazladan gibi. Fazladan insan alsın diye ikinci bir kat yapılmış. Fazla da özelliği yok. Yani orası ayrım yarım. Bizdeki gibi kadın erkek ayrımı da yok. Hı hı. Fazladan insan alsın diye ikinci kat yapılmış. Ki oraya çıktığınız zaman burası çok daha güzel gözüküyor. Ama çatlakları görüyorsunuz. Çok riskli bir alan. Çok riskli bir alan. Ve muhtarımız iyi yaptı burayı kapatmakla. Hı hı. Burada demek ki o dönemin ayini, dini evet törenleri de burada yapılıyormuş. Yapılıyormuş. İnşallah yine buna benzer çok kiliseler de var memlekette. Hani ayaklandırılır, yapılır. Evet. Peki siz Demir abi Yunanistan'a gittiğinizde büyük kiliselere böyle ziyaretlere Maria Hanım'a hepsine giderim diyor musunuz? Maria Hanım'ın gönlünü yetmek için hepsine giderim. O da benimle beraber camileri ziyaret eder.
Gideriz dolaşırız, mum yakarız. Az önce bir tane örnekten bahsetmiştin, Paskalya'yla ilgili. Onu küçük bir anlatsana Demir abi. Ben bilmiyordum mesela. Onun nedir? İsa ile ilgili bir anlamı ve Paskalya, İsa peygamberin çarmıhtan indirilişi töreni. Kilisede bir şekilde ayin yapılıyor. Az evvel Atatürk şiirini okuyan bir soterist arkadaşımdan bahsettik. Ona sordum, dedim soterist ne okuyorsunuz? Senin anlayacağın şekilde söyleyeyim. İsa peygamberin ruhuna Fatiha okuyoruz dedi. Yunanca dilinde konuştular. O Fatiha bittikten sonra halk ellerinde mumlarla sokaklar arasında dolaşmaya başladılar ilahiler eşliğinde. Bunun anlamı İsa peygamber çarmıhtan indirildi, kiliseye taşınıyor. Ve herkes elinde bir mum, herkes birbirinden mum yakmak zorunda. Kendin yakamazsın, oradan yakmaksın. İsa'nın ışığı yayılıyor anlamı taşıyormuş. Öyle bir ritüel. Öyle bir ritüel. Biz arkadaşlarla beraber gittik. Bu köyden yaklaşık 20 kişi kadar gittik. O ayine katıldık. Onlar ön tarafta ilahilerini okurken biz arka tarafta 20 kişi bağıra bağıra tekbir getirdik. Hadi ya. Evet. İki din. İki din. Peki ve orada tepki nasıl? Hiçbir tepkiyle karşılaşmadık. Ayin bittikten sonra tekrar kiliseye döndüğümüzde bize katıldığımız için teşekkür ettiler. Çünkü onlar da biliyor ki Kur'an'da İsa peygamber geçiyor. Dediler İsa sizin de peygamberiniz dediler. O geçiyor. Çok, çok güzel katıldık. Bir orada ne kadar güzel dostluk örnekleri yani. Çok güzel. Şahane. Yani. Demir abi, kilise bu kadar. Buradan bu gösterebilecek kadar olduklarımız böyle. Sen şimdi bir yerden daha bahsettin bize. Buradan nereye gideceğiz abi? Buradan, tepeye demiştin. Atatürk'ü, ne vardı orada? Atatürk'ümüzün Ege manevralarını izlediği Tarassut Tepesi'ne çıkacağız. Biliyorsunuz bu köy Atatürk'ümüz kurdu. Orayı ziyaret edelim. Oradan manevraları izlediği, yönettiği noktaya çıkacağız. Bir o günleri hissedelim bakalım. Hissedelim, geçelim yaşayalım. Geçelim abi şöyle, buyurun. Geçelim. Evet, şimdi de gerçekten kısa bir yürüyüşle çok yüksek bir noktaya çıktık arkadaşlar. Burası Atatürk'ün Ege manevralarını izlediği, şöyle arkamda görmüş olduğunuz koskoca Aydın Ovası'ndaki çarpışmaları izlediği çok önemli, çok kıymetli noktalardan bir tanesi. Demir abi, Atatürk buraya gelmiş, buradan izlemiş, yolu çıkamamış, at istemiş. Böyle bir şeyler anlatsana bize, bahsetsene biraz. Bizim geldiğimiz noktaya kadar arabayla gelmişler. Bu noktada yürürken tepede yürüyemediği için rahatsızlığını beyan edip at istemiş, bir at vermişler. Buraya kadar atla çıkmış. Şu gördüğünüz yerde set üzerinde de bir noktada oturup buraya izlemiş. İsmet Paşa da yanında. Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'nın kumandasındaki bu manevralarda da Paşa da arkasında duruyor zaten onların. O resimler elimizde mevcut, şu anda var. Yer burası. Ama bir şekilde burasını şunları koymuşlar. Belki de bir şey, hayvan falan aşağı düşmesin diye buraları engellemişler. Belki de iyi yaptılar. Belki de. Belki de. Ama o nokta zaman, burası, sınır burası. O zaman abi çarpışma burada. Yunan ordusu artık burada. Buradan Aydın'ın içlerine doğru girmeye mi çalışıyor buradan? Söke'den çıkartma yapan düşman kuvvetler. O da Atatürk zaten yani. Evet. Düşman kuvvetler. Önüne çıkan Türk ordusunu geri sürükleye buraya kadar geliyorlar. Bazıları diyor ki özellikle bu noktaya çekildi onlar. Bazıları da diyor ki kaybede geldiler. Sonuçta burada karşı ataklarla düşman kuvvetlerinin önü kesiliyor ve imha ediliyor. Aydın'a gitmeleri engelleniyor. Bu bir savaş oyunu veya manevra dediğimiz taktik, olay. Taktik değil mi? Taktik. Çok kocaman bir burada ova. Olmuş. Çok kocaman bir ova. Çok kocaman. Buradan artık devam etsinler. Zaten Aydın Denizli diye herhalde içeriye doğru gidiyor değil mi? Ekim ayında, 12 Ekim'de de olduğu için bu Atatürk'ün köyü ziyareti 12 Ekim. 10 Ekim diye düşünsek manzara gene bu şekildeydi.
Dolayısıyla fazladan buğdaydır, işte pamuktur, şudur, budur, onlara da fazladan zarar verdiklerini zannetmiyorum yani. Evet. Çünkü orada olduğu gibi girmiş. Tarlaların biraz boş olduğu dönem. Boş olduğu dönem. Toplandığı dönem, yapıldığı dönem. Tam artık zamanındayız biz burada, evet, yani. Evet. Aynı zamanda. Burası da gerçekten bizim için çok hani güzel hislerin, çok güzel anıların barındığı, buraya çıkarak bunları da hissettiğimiz bir nokta. Nokta. Yalnız şu dikkatimi çekti burada. Ya şurada bir Türk bayrağı dalgalansa yakışırmış. Burada. Yani gerek burada, gerek şu hemen yakın şu tepede. Bir güzel bir Türk bayrağı burada, şanlı bayrak. Bir bakım, bir onarım, bir küçük bir hani bugünkü anının yazıldığı bir kitabe şeklinde bir şey. İnşallah hani ilgililere duyuralım. İlgililere duyuralım. İnşallah bir el atılır. Burası da çok güzel olur. Ben bilmiyordum. Buralı olmama rağmen bilmiyordum. Bilmeyen çok insan da vardır. Gelir görürler. Böyle bir tabii i̇nşallah. Bakım olduktan sonra daha bakımlı olacak. Daha da güzel, daha da güzel olur. Daha da çok insan gelir. Dedikten sonra arkadaşlar, bugünkü gezimizin, bugünkü turumuzun Mursallı Köyü'ndeki bu şahane topraklardaki bilgilendirmenin sonuna geldik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Demir abim bugün gerçekten bize bütün bilgisiyle, donanımıyla, artık emeğiyle, değil mi? Yollara da seni buraya kadar çıkarttık abi. Hakkını helal et. Atatürk'e can kurban, her zaman geliriz. Her zaman. O bizim her zaman kalbimizde, zihnimizde, içimizde yaşıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah arkadaşlar videoya desteklerinizi bekliyoruz. Like'ları, yorumları, desteklerinizi eksik etmeyin. Yepyeni bir videoda yine görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.